Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika Alman poğaçası yapacağız. Patatesli ve kaşarlı, inanılmaz güzel oluyor. Bunun için hamurumuza katacağımız patateslerimizi önceden haşlamamız gerekiyor. Ben 5 tane patates kullandım ama size gramını göstermek istedim. 459 gram diyor. Yani yaklaşık yarım kilo patatesi haşlayacağız arkadaşlar. Bunu hamurun içinde kullanacağız. Patateslerin üzerine geçecek kadar su koyalım ve haşlayalım. Bu şekilde daha çabuk haşlanır. Daha sonra yoğurma kabımıza 2 su bardağı ılık süt ekleyelim ve 2 yemek kaşığı kuru maya ekleyelim. Yaş maya da kullanabilirsiniz, bir paket, veya kuru maya kullanırsanız 2 kaşık. 1 kaşık da şeker ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Mayamızın daha aktif olması için 5-10 dakika bekletirseniz iyi olur. Ben 5 dakika kadar beklettim ama en güzeli 10 dakika bekletmek. Ama yine de hamurum çok güzel mayalanmıştı. Şimdi göstereceğim. Evet, ben 5 dakika kadar bekledim sadece şekerim ve mayamın erimesi için. Daha sonra bu pişirmiş olduğumuz patatesleri, haşlanmış olan patatesleri eziyoruz ve tamamen soğutuyoruz. 4 tane yumurta lazım. 2 tane yumurtanın sarısını ayıracağız ve geri kalanını hamurumuza katacağız. Evet, 4 yumurtanın 2 sarısını ayırmıştık. Daha sonra 1 su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. 2,5 tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Silme şeklinde arkadaşlar. Ve patateslerimi ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, bu hamurun içinde patates var. Ya inanılmaz güzel bir poğaça. Ve hani bayatlamayan poğaça falan diyorlar ya. Yani bunu yaptıktan sonra diğerleri hikayeymiş dedim. Çok güzel bir dokusu var. Ve gerçekten bayatlamıyor. 3-4 gün kullanabilirsiniz. Yani ben çok, yani bu ölçüde de çok fazla poğaça çıkıyor. Ben yarısını buzluğa attım. Sizler de buzluğa atabilirsiniz. Yiyeceğiniz zaman çıkartın. Tekrar fırında ılıması için koyabilirsiniz. Ya da dışarıda kalsa da buzu çözüldükten sonra tüketebilirsiniz. Ve arkadaşlar, bu hamurumuza ben 8 su bardağı dolu dolu un kullandım. Normalde bu hamurun içinde patates olduğu için çok un yiyor ve böyle kattıkça insanın katası geliyor. Ama şimdi size ben kıvamını göstereceğim. Hamurumuz ele yapışan bir hamur oluyor ama un koymayı kesiyoruz. 8 bardak un bu hamur için ideal. Yani 800 gram un kullandım. Ele yapışan bir hamur. Şimdi kıvamını göstereceğim arkadaşlar. Yoğurmaya devam ediyoruz. Evet, güzelce yoğuruyoruz. Hamurunda çok güzel patates dolması çok güzel bir lezzet vermiş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu hamur, bakın, böyle ele yapışan bir hamur. Ama ele yapışıyor diye un kosayım, ekleyeyim diye düşünmeyin. Evet, kapağını kapatıyoruz ve mayalanmaya bırakıyoruz. Ben 1 saat mayalandırdım ve görmüş olduğunuz gibi çok güzel de mayalı bir hamur oldu. Puf puf. İlk başta hamurumuzu alırken elimize yapışmaya devam ediyor. Bu yüzden size tavsiyem, bir yandan elinizi yağ batırın, bir yandan şekil verin. Bakın, ben parmağımla elimi yağladım hemen ve küçük bezeler şeklinde, çok da küçük değil, orta boy bezeler şeklinde yapıp fırın tepsime yerleştiriyorum. Yağlamış olduğum fırın tepsime. Benim fırınım orta boy olduğu için 2 orta boy fırın tepsisine 1 küçük de borcama yaptım. Bayağı poğaça çıkıyor hanımlar. Sahur için çok güzel bir tarif. Ya da okula giden minik çocuklarınız varsa yapın. Tam böyle beslenmeye koymalık bir tarif arkadaşlar. Bir de bayatlamadığı için 3-4 gün kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben bir de yarısını buzluğa attım. Buzluğa atacaksanız ilk gün soğuttuktan sonra atın, ikinci gün, hani ikinci güne kalmada. Öyle daha da taptaze oluyor buzu çözüldüğünde. Yeni yapmış gibi olursunuz arkadaşlar. Evet, bu şekilde tepsime diziyorum bezelerimi. Ve üzerine ayırmış olduğum yumurta sarılarını sürüyorum. Bu poğaçaların üzerine de daha kaşar ekleyeceğiz. Yani böyle ilk kez yaptım böyle bir poğaça ve çok beğendim. Eşim falan da çok beğendiler.
Evet. Yumurta sarılarını sürdükten sonra üzerine kaşar ekliyoruz ve 180 derecede altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Puf puf, harika poğaça oluyor arkadaşlar. Evet, güzelce. Birçok poğaça tarifim var ve poğaçalarım çok beğenilir. Ama bu poğaçayı yani gerçekten çok farklı, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Siz de çok beğeneceksiniz. Evet, bu şekilde kaşar peynirlerini üzerine koyuyoruz ve fırına gönderiyoruz. Evet. Aynı şekilde. Ve poğaçalarım pişti. Ben size ne kadar yumuşak olduğunu da göstereceğim. Malzeme listesini kısa bir aradan sonra videonun açıklama kısmına da ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalıma abone olduğunuzda bildirimlerim size gelecektir. Paylaştığım yeni tarifler. Bakın, pofuduk pofuduk, yani böyle harika yumuşacık. İç dokusunu da göstereyim size. Bakın arkadaşlar, yani görüntüsünden ne kadar iyi bir poğaça olduğunu belli ediyor. Yapanlara, yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki yeni güzel tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.